Herkese yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Osman Aslan. Bugün Amerika'da bir berber dükkanına geldim. Dükkanın sahibi Türk arkadaşlar. Şimdi içeriye gireceğim. Buraya geldiğim, ilk geldiğimde buraya gelmiştim. Burası New Jersey eyaletinin Patterson şehrinde dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada da mesela bir Yumi diyor. Bakın Arapça yazıyor. Yani burada Türk ve Arap yoğunluğu o kadar fazla ki lafı daha fazla uzatmadan size de etrafı göstereyim. O zaman haydi içeri girelim. Dostlarım şimdi yanımda Halil abi var. Halil abi İstanbul'dan gelmiş buraya, aynı değil mi abi? Evet evet Osmancığım. İstanbul'dan kaç yıl oldu abi Amerika'ya geleli? Vallahi Osmancığım aşağı yukarı 2010'da geldim. Hemen hemen 10 sene oldu. Maşallah. 10 yıldır evet, bu işi yapıyorsun abi. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Benim İstanbul'da da mesleğim buydu. Peki bu dükkanı kaç yıl önce açtın abi? Bu dükkanı 2016'da açtım. Türkiye'de izleyen, yani berberlik yapan veya araba tamirciliği yapan bir meslek sahibi olan insanlar buraya gelip çalışmak istiyor. Bu insanlar buraya gelip çalışması için ne yapması lazım? Mesela sen nasıl bir yol izledin? Ben 2010'da arkadaşımın vasıtasıyla berber dükkanı işleten bir abimizle tanıştım. Kendisi buraya gelme sürecinde vize konusunda bana yardımcı oldu. Buraya geldikten sonra da kendisi sponsorluk üzerinden çalışma hayatım başladı. O süreçte zaten Green Card'a gitti. Şu anda yasal Green Card'lı. Yani yaklaşık 7-8 seneden beri Green Card'ım var. Evet. 7-8 senedir Green Card'ım yok da bu sürecin oluşması, Green Card sahibi olmam 7-8 sene sürdü yani. Sene sonrasında ve Green Card sahibi olabildim. Peki abi sana nasıl sponsor oldu adam? Neden sponsor oldu sana? Ya şimdi şöyle, burada meslek sahipleri biraz Türkiye oranla daha kıymetli. Yani çünkü burada sanat sahibi insan çok az olduğu için meslek sahibi olunca biraz artılarımız oluyor. Abimiz de bir berber arıyordu. Burada çünkü Türk berberi, aşçı, ne bileyim araba tamircisi, sanat olan şeylerde zor iş olduğu için yapmak istemiyor. Zor iş olduğu için değil. İşin erbabı, işin ustası olmadığı için öyle adamlar bulmak çok zor. Daha doğru söyledin, evet abi. Evet. Şimdi mesela böyle meslekler abi, aşçılık, oto tamircisi, zor, çatıcı, Amerikalı sınıflandırdığımız insanlar yapmıyor. Genelde göçmen, yurt dışından gelen, evet. Meksikalısı, Jamaikalısı, Türkü, Suriyelisi. Az önce hatta Suriyeli iş var mı diye yanına geldi. Evet. Suriyeli abimiz geldi. Ben daha önce berberlik yaptım dedi. Abi de dedi işte buyur çalış. Koltuk var dedi burada boşta. Koronadan dolayı şu an işler biraz olsa durdu. Biraz koronadan dolayı biraz her yeri etkiledi. Bütün sektörü etkilediği gibi bizi de biraz daha çok etkiledi. Ama normal zamanda sanat olan işlerde buraya gelen insanlar iş daha kolay bulabiliyor. Peki abi Türkiye'de de yaptım diyorsun bu mesleği. Evet. Şimdi orayla burayı göz önünde bulundurursan aradaki farklılıklar nelerdir? Mutlu musun? Daha mı iyi? Daha mı kötü? Ya şimdi şöyle, her zaman kendi ülkemizde daha mutluyuz. O bir gerçek. Burası bir gurbet, burası bir şey. Ama şöyle düşündüğünüz zaman yani sanatın, mesleğin biraz kıymeti burada daha fazla. Emeğin kıymeti, iyi bulabiliyorsun karşılığını. Türkiye'de emeğin şeyin karşılığı biraz tam alamıyorsunuz. Burada daha böyle emeğin karşılığını daha iyi alabiliyorsunuz. Ekonomik bakımdan tabii ki. Yani orada şimdi o konuya girersek abi çıkamayız artık. O konu uzun, aynen öyle. Peki abi fiyatlar ne kadar mesela, saç sakal olur, düz saç, maske, cartçuk. Evet. Bunu da merak ediyor insanlar. Veya bir buraya eleman aldığın zaman, çırak aldığın zaman ona ne kadar ödüyorsun saatlik ücret olarak? Şimdi aslında fiyatlar da aynı Türkiye gibi ama buranın şartlarına göre bunun fiyatları normal. Şimdi ben fiyatı söylediğim zaman Türkiye'de arkadaşlar hemen fiyatı TL'ye çeviriyor. Vay bu kadar para. Aslında öyle değil. Evet. Şimdi biz de burada dükkan kirası ona göre. Elektrik, masraflar, şeyler burada da dolar bazında ödüyoruz. Doğru söylüyorsun. Dolar bazında ödediğimiz için yani birim olarak düşünmekte fayda var. Evet. Yani hemen TL'ye vurmamak gerekiyor. Mesela saç tıraşını kaç paraya yapıyoruz? Türkiye'de mesela tahminim kaç para? 30 TL, 25 TL tahminim. Burada da öyle 25 dolar saç tıraşı. Mesela saç sakal yapıyoruz. Türkiye gibi 40 dolar. Ama maskesi şuyu buyu 50-60 arası değişiyor. Yani kirada Türkiye'de bir berber sahibi insan şöyle bir dükkana 2000 TL kira ödüyorsa sen de burada 2000 dolar ödüyorsun gibi. Tabii ben burada 3000 dolar ödüyorum mesela.
Buranın kirası ya, buranın 3000 dolar. 3000 dolar. Koskoca salon mesela. Türkiye'de böyle bir salon 3000 TL vardır. Elektriği suyu ne kadar geliyor abi? Mesela elektrik ısınması şeyi falan. Yazın elektrikte ısınma içinde 400 dolar, 500 dolar. 3500 giderin var senin evet, aylık evet. olarak. Aslında 3500 olarak daha da fazla. Mesela bunun vergi veriyoruz. Yıl sonunda ekstra giderlerimiz de var. Çayı var, kahvesi var, suyu var. Eleman aldığın zaman koltuk olarak mı, yani koltuk mu kiralıyorsun? Kiralama yok. %50 çalışıyoruz buradaki arkadaşlarla. %50. Mesela ya en %50 çalışıyoruz. %60 alıyor arkadaş, %40'ını ben alıyorum. Yani bu %50 çalışıyoruz. Koltuk kiralama yok. Çünkü burada yasak koltuk kiralamak. Peki çırak nasıl? Çırak olarak senin yanında işe başlamak istiyorum. Ben bu sanatı öğrenmek istiyorum. Bana saatlik ne kadar ücret verirsin? Şimdi biz öyle eleman çalıştıramıyoruz. Buranın sistemi biraz farklı. Burada bu işi öğrenmek isteyenler şöyle diyeyim sana, çocukluktan gitmiyor. Mesela 20 yaşına, 25 yaşına gelmişsiniz, berber olmak istiyorsunuz, olabiliyorsunuz. Burada okul var. Burada okula gidiyorsunuz 2 sene. O okulda hem eğitim alıyorsunuz hem de license, yani bu işin belgesini alıyorsunuz. Anladım. License dedikleri. Çünkü okul veriyor bu belgeyi size. Anladım. O belgeyi aldıktan sonra normal bir yerde işe başlıyorsunuz. Ama işte işin ince noktası burada zaten. 20-25 yaşından sonra bir kişi berber olursa ne kadar olur? Peki abi, license Türkiye'den gelen bir kişi. Berber. Evet. Bu adamın license'ı yok. Bir dükkan açamaz değil mi? Bu adam isterse 100 bin dolar parayla gelsin. Evet, İlla açamaz. Gidip o okulda evet, o belgeyi alması gerekiyor. O belgeyi alması gerekiyor. O belgeyi alıp dükkan açması gerekiyor. Burada ne öğretebilirler ki abi? İşte yani... zaten okuldan çıkan bizim Türkiye'deki çıraklıktan yetişme gibi aynı seviyede olmuyor. Hep katta abi, Massachusetts'te berbere gittim. Kadın kuafördü 4-5 tane. Hiçbir şey yok. Düğün sandalyesi, tahta, küçük bir ayna. Evet. Oturdum, kadın dedim ki yanlara al işte, üstler kalsın, klasik abi. Kadın aldı, cart curt bir girdi. Saçımın burası uzun kaldı, burası kısa kaldı. Evet, ben evet. Sonra 3 numaraya vurdum kafamı zaten. Şimdi sen de az sonra bir toparlarsın abi şu yanları bir tık da beyazları da bildiriz. Tabii zaten bizim farkımız orada çıkıyor. Yani bizim yani onların yaptığı şeyi toparlıyorsun. Amerikalıların yaptığı işle bizim yaptığımız işin farkı bizi zaten özel kılan. Yani size şey aslında bu, yani. Bu sponsor olmasını sağlayabilecek özelliği sağlayan şey bu. Evet. Aslında yani çok aslında, basit evet, bir şey ama anlatılışı basit ama. Anladım abi. O zaman abi sen bir şöyle benim yanlar al. Tamam Osmancığım. Tamam Osmancığım. Bir tas koy kafamda ya. Abi bir şey soracağım. Buralarda neden lavabo yok? Buranın sistemi lavabo gideri bu sisteme göre ayarlanmış yani. He. Burada sistem böyle. Yani bizim Türkiye'deki gibi bu saç çıkama olayı falan filan oluyor ama. Burada yıkıyorsun yani burada saçını. Şu evet, tarafta evet. Tek yıkıyorsun. Anladım abi. Abi ne kadar borcum? Tamam kardeşim, bu bizden ya. Adam kolay gelsin. Abim saatler olsun size de, görüşmek üzere. Abi sağ ol, Allah razı olsun, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Osman. Görüşürüz abi. Sen de abim sağ olasın. Evet dostlarım, beleşe tıraşımız az sonra araba tamircisine gideceğim. Bir videoda orada çeker bir de şey. Şaka bir yana sağ olsun. İyi bir abi, hem insanlar bilgilensin diye hem de böyle bir video çekmek istedim sizler için. Sizlerin de kafasına takılan, çekmemi istediğiniz videolar varsa, daha farklı videolar varsa, benim aklımda çok düşünceler var arkadaşlar. Onları zamanı gelince gerçekleştirmeye çalışacağım. Elimden geldiğince hem bilgilendirmeyi hem eğlendirmeye çalışacağım. İzlediyseniz, beğenirseniz Instagram'dan lütfen beni takip etmeyi unutmayın. TikTok'tan da. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sinyal...